Değerli arkadaşlar, Interesting Facts programımızdan yeniden herkese merhaba. 14. fact'imize gelmişiz. Alıştınız artık program formatına değil mi? E, umarım keyif alıyorsunuzdur, umarım faydalanıyorsunuzdur. Şimdi çok sevimli iki tane e, ne görüyoruz? Aslında bu hayvanların tam olarak ismini de biliyor muyuz? Biraz sonra görürüz. Şimdi birisinde şöyle eller kalkmış. Bunlar yani halay mı çekiyor, oyun mu oynuyorlar? oyun havasını bir şeyler var burada dönüyor arkadaşlar. Hadi bakalım neymiş öğrenelim. When they feel threatened. Yani tehdit edildiklerini hissettiklerinde red pandas, kırmızı pandaymış bunlar ilginç. Böyle panda deyince hep siyah beyaz aklımıza geliyor ya. Red pandas stand up. Bunlar hocam tehdit edildiklerinde bir tehdit gördüklerinde ayağa kalkıyorlarmış. And extend their claws ve şu ...avuç içlerini, pençelerini de... ...şöyle kaldırıyorlarmış, uzatıyorlarmış. To look bigger... ...and more dangerous. Yani böyle... ...ayağa kalkıp şöyle... ...pençe hareketi yapınca... ...daha büyük olduklarını düşünüyorlar... ...ve daha tehlikeli olduklarını düşünüyorlar. Güzel bir hareket. Eşittir bir... ...kırmızı panda karşınızda böyle durursa... ...anlayın ki sizden korkmuş... ...demektir arkadaşlar. Suat Hocam ya... ...yapma ya... ...yuh! Peki şimdi burada when ile başlamış cümlemiz. When e, ne yapıyor burada? Aslında zaman bağlaç. When yapısı non clause, adjective clause, adverb clause olarak kullanılabiliyor. Özne veya nesne pozisyonu olduğunda isim cümlesi yani non clause. 1960 when, Renaissance when gibi öncesinde bir zaman ifadesi anlatırsa adjective clause, iki ayrı cümleyi bağlarsa bağlaç işlevinde olduğunda da adverb clause diyoruz arkadaşlar. Bu bir. Sonra bu pandalar neden böyle ayağa kalkıp pençelerini gösteriyorlardı? Amaçları neydi? To look bigger. Daha büyük görünmek için. İşte buradaki to arkadaşlar in order to ve so as to yapılarıydı. Bunları da mekmak için diye çeviriyorduk. Değil mi? Haydi bakalım. Güzel bir fact'i daha geride bıraktık arkadaşlar. Yeni fekle bir sonraki programda görüşmek üzere. Vay be koçum be!